Babam mantar toplamış. Beni aradı. Dedi bunlar ağır olur. Arabayla gel al. Evet, bayağı toplamış. Evet bakın o köpek arkadaşlar. Tedavi ettik biliyorsunuz. Toparlamış. Davara geliyor. Çok şükür. Yani ölecek diye söyleniyordu. Bizim oraya gelip sığınmıştı. Şu anda gördüğünüz gibi düzelmiş. Hatta davara gelecek hale bile gelmiş maşallah. Davarcı Zao. Zaoşki hemen geldi arabaya benim. Arabayı gördü hemen Zao geldi araba. Zao arkadaşlar bir nezle var. Özellikle sabahları daha böyle bir şey yapıyor. Şu an sabah erken saatler 9. Bir türlü geçmedi. Oo benim Mermi Sultanım geliyor. Sultan! Sutoş! Fıstıkım, sen tasmanı yer mi düşürdün? Ya sen bu tasmanı niye düşürüyorsun fındıkım? Sen bu tasmanı niye düşürüyorsun kızım benim? Nasıl gidiyor davarda? Sen davara çok yakışıyorsun biliyor musun? Sen davarın içerisinde şahane görünüyorsun. Sutoşum, fıştıkım, fındık. Evet bakın orada. Hayvan yerinden kalkamıyordu arkadaşlar. Çok az bir şey kalmış. O da zamanla geçer. Gerekirse biraz daha vitamin vereceğim. Ama yani hayvan ölmek üzereydi. Çok mutluyum böyle bir şey olduğunu olmasına. Gerçekten buna vesile olmak güzel bir şey. O çünkü sizin bir Allah var onun başka kimsesi yok. Biz de işte Rabbimin kulu olarak ona yardımcı olduk. Ona elimizden geleni yaptık. Toparlamasına vesile olduk. S24 Ultra, Samsung S24 Ultra gerçekten şahane bir telefon. Söylemiştim ya videolarımıza çok renk gelecek diye. Bunu buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Azap! Azap paşa! Tosun! Tosun ko! İşçiğim benim ne güzel büyüdü maşallah. Ne güzel büyüdü Azap paşa. Tosun! Gel bakalım yanıma gel. Gel bakalım buraya gel. İşçiğe gelip seni. Geçen bir koyun seslenme duydum. Dır. Dır. Diye. Mesela çok yaygındır. Ondan sonra
yaparsınız. Ürkütmek amaçlı. Beşinizi çağırdığınız zaman yaparsınız. Kalife? Kalifenin keyfi yerinde. Yoo! Çok! Ya. Hadi. Rıfkı. Rıfkı ne yapıyor Rıfkı? Rıfkı takılıyor kendi kafasına göre. Rıfkı? Rıfkıcım? Rıfkı tam bir beyefendi. Rıfkı erkek bir de. Herif. Rıfkı? Ya Rıfkı değişik koyun. Muhtemelen küçükken zavallı suyundan içti. Azap. Ne yapıyor uşum benim? Ne yapıyor benim uşum uşum? Ne yapıyorsun davarcı Azap? Tam davar adamsın sen ha. Azap paşam. Tam davarlara. Bu ne aşkmış ya sen doğuştan. Ben bir an önce doğayım da diyorsun davara gideyim. Geçen bana göndermişlerdi. Hamile köpeğim diyor. Kurdun peşine gitti. Bilmiyorum duydunuz mu? Çok komik. Hamile köpeğim diyor kurdun peşine diyor. Verdi kurdun peşine gitti. Ulan diyor tam o sırada doğum başladı. Kurda gidiyor diyor böyle koşuyor. Dişiden böyle düşen diyor kalkıyor kurdun peşine veriyor yavrular. Düşen diyor yolda kalkıyor kurt kovalıyor. Bizim küçük adam da o mesele. Doğuştan ya adam. Doğuştan kurt, koyun hasta çıktı ya adam. Koyun hastası çıktı. Az o şu paşam ya. Terk etmiyor arkadaşlar. Geçen gün babam köye geldi. Misafirimiz gelmişti. Koyunu bıraktı Veli abiye. Azap gelmedi. Koyunun yanında kaldı. Haydi bakalım. Vay maşallah. Toparlamış. Hayata devam ediyor. Yürü bakalım. Şöyle bir yürü bakalım da seni bir görelim. Evet. Zamanla daha iyi hale gelecek. Ona birkaç tane daha antibiyotik yapayım. Bahsettiğim gibi vitamin. Evet yerinden kalkamıyordu. Şu anda arkadaşlar düzelmiş ve davara gidiyor. Aslanım. Ya seni böyle görmek mutlu. Bizi mutlu etti. Seni bu şekilde görmek bizi mutlu etti. Tosun paşam benim. Düzeldin mi? Bakayım gel. İyi güzel. Amca bereketli olsun. Kolay gelsin. Maşallah bizim aslan parçası toparlamış. Davara kaç gündür gelmeye başladı? Bir haftadır davara geliyor. Gözlemlerin nelerdir? Yani kurt gözlü, ay gözlü. Yani şey yapacak mı? Daha iyi olacak mı? Şu an askıması var galiba biraz. Arka ayaklarında gene var ufaktan. Tamam biraz daha şey yaparız. Gerekli takviyelerimizi yaparız. Çok güzel, çok sevindim. Şimdi biliyor musunuz arkadaşlar bir canlıya elinizi uzatıyorsunuz ve onun kaderini değiştiriyorsunuz. Bu harika bir şey. Kötü durumdaydı. Bakın kilo bile almış. Çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Yani bizim oraya gelip sığınması çok garip. Yani köyde o kadar yer varken arkadaşlar benim oraya gelmiş. Ve İşte her şeyde bir Allah'ın işi var. Onu güzel tedavi ettik. Oh, aferin benim paşama. Aferin benim tosunuma.
film benim oluşuma ve yaşamasına, tekrardan hayata dönmesine vesile olduk. Amca geçen sene YouTube'da bunlar ayakları kırık gelmişti. Şey denilmişti ya, işte ne kadar kötü bakılmış diye. Aslında orada amcamın bir kabahati yok. Amcam elinden geldikçe iyi bakıyor. Fakat gerçekten bir enteresan bir durum. Sürekli bir içine, başına bir iş geliyor bu hayvanların. Ya yine bu sene araba vurdu lan. Amcam bunun ismi ne? Ateş. Ateş. Amcam ateşi çok seviyor. Acayip diyor, davara geliyor. Ya, davar hassası, davar. He, davarın. Biz onun sayesinde davar uçuyor. Davarın yakasını bırakmıyor diyor. Çok güzel, çok sevindi. Vey. Araba yatarken mi çiğnedi? Ya yolda sırrı sarılan yolun üzerinde değil mi? Arabaya mı gitti? Biz görmedik ki. Hı hı. Biz ses aldık, bir balta kocuydu. Evet, oluyor maalesef. Araba eziyor, ne bileyim. Başka bir iş geliyor başına. Geçen sene de kalp oldu. Ha, o ayaklarını kırdı. Geçen sene o senin şey, kamyondan indirdiğin şeyi söylüyorsun. O zaman da amcamın bir dişisi varmış. Enikti bunlar arkadaşlar. Tutmuş ayaklarını çiğnemiş böyle Zeyna gibi, ezmiş, kırmış, zedelemiş. Bu sene de araba çarpmış. Paşam ateş. Aferin benim ateşime. Oşum benim, aferin ateşime benim. Ne olur, bende bir şey yok, bende bir şey yok. Bende bir şey yok. Ateş koyunları çok seviyormuş. Aferin benim ateşime. Aferin benim tosunuma. Seni daha iyi görmek istiyoruz, tamam mı? Daha güzel görmek istiyoruz. Buna da şükür ama seni daha güzel görmek istiyoruz. Paşam benim. Sana yine yemek getireceğim ben, tamam mı? Bir gün güzel bir yemek yapacağım, getireceğim sana. Toz paşam. Evet. Katacaktık buraya. Niye katmıyoruz? Bak, babam orada oturuyor amca. Sen burada oturuyorsun. Ya kat hepsini, sıra yapalım gitsin. Sıraya gideceğiz. Geçen seneki gibi olmayacak. Geçen sene amca, ben sana dedim ki yarın ben götüreyim davarı. Sen dedin ki sen davarı beceremezsin, kurda verirsin dedin. Ben de ondan sonra bir şey demedim. Ama bu sene otarırım, yaparım. Artık öğreniyorum. Bu konuyu, bu meseleyi bir konuşalım. Yaz bitmeden konuşalım. Düğün, organizasyon, sünnet düğünleri, kutlamalar, Zurnacı Zalo 0537. Lan Zurnacı Zalo. Ne oldu oğlum, sıcak mı? Ama ben şimdi çıkacağım Zalo. Seni köye götüreyim mi? Hadi gel Zalo. Hadi gel. Deniz abi merhaba. Merhaba Uğur, hoş geldin. Bereketli olsun. Sağ olasın. Arkadaşlar, Deniz abi Uğur Albayrak'ın abisi. Evet. İstanbul'da inşaat firmanız vardı galiba. Evet. Orada bazı yapılar yapıyordunuz. Ama sen de mi artık köye döndün abi? Geçici bir süreliğine. Şu an köyün maşallah ne kadar güzel otluyorlar. Bunlar şey abi, siz arkadaşlar büyükbaş, daha büyükbaşlarını, inekleri köyün hayvanına kattılar. Çoban tuttular. Ortak bir çoban tuttular. İşte 5-6 tane ev katıyor o çobana. Çoban gidiyor geliyor. Bunlar ayrı. Bakıyorsunuz. Bunlar mozikler. Şöyle söyleyeyim. Mozikleri satacaksınız. Mozikleri satacaksınız. Peki şu an zamanı mı? Valla bugün müşterisi olsa bugün satarız. Bugün müşterisi olsa. Maşallah çok da güzeller. Tam... Bunlar hepsi erkekler değil mi? Bir tane dişi var, bir tane şu öndeki alaca var ya, beyaz. Evet. Onunla bunu eleyeceğiz, gerisi satılır. He, onları eleyeceksiniz. Maşallah, maşallah. Evet, peki günde kaç saat böyle bu şekilde çıkarıyorsun? Sabah 5'te çıkartır, işte akşam 10'a kadar. Çok güzel. Git gel yapmıyorsun yani. Köy şimdi götüreceğim, sıcak artık, mozu ediyor. Götüreceğim, birkaç saat sonra tekrar çıkaracaksın. Saat 3'te çıkartır. Anladım. Satıyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Fiyat aralığı 170 çifti. Çifti 170. Bunu alan mayalık mı yapar? Mayalık olmaz. Bunu besleyecek, kesecek. Besi alacak kurbana. Ya da seneye kurban. Kaç bunlar? 1 yaşında mı abi? Bunlar
var, 13 aylık, 14 aylık. Geçen senenin daha var değil mi? Evet. Maşallah, maşallah. Yeri de güzel ama bak burada. Çok güzel otluyor. Öyle. Evet Deniz abicim. Deniz abiyi severim. Sen nereye gittin? Nereden geliyorsun abi? Abi mantar toplamış babam. Götürsene biraz değil. Çektin mi onu? Mantarı mı? Evet. Mantar arabada. Göstereyim. Geçen ben de çiğ yedim arkadaşlar. Acayip lezzetli. Çiğ. İlk defa yedim. Deniz abi çiğ mi yiyeceksin? Ne mantarı? Şaşur mu? Şaşur mantarı değil mi? Şaşur, evet mantarı. Şaşur. Göster, şu büyüğü gösterebilir misin abi? Bir tane bak, şu büyük var ya. Şaşur mantarı böyle oluyor arkadaşlar. Böyle açıyor. Yaprak gibi olmuş. Yani bu. Evet. Şey yaparsınız yani ya, sac yaparsınız, et yaparsınız. Aynı öyle sac gibi oluyor böyle. Büyük, kocaman. Daha büyükleri var. Daha da büyükleri var. Parçalama bunları. Evet. Çiğ yiyeceksin. Bir tane de ben alayım abi. Bir temizle ama dikkat et. Şöyle. Bunları götür. Oo. Közde içine tuz yiyeceksin. Kaynayacak. Evet. O zaman güzel oluyor. Vallahi ben bunun çiğ yenildiğini ilk defa gördüm. Aa, çok güzel ya maşallah. Yani arkadaşlar canınızı çektirmek gibi olmasın, şahane. Değil mi? Şahane. Bunu eve götür. Evet. Öbür köye gelme, biraz alayım evde. Bunu yumurtayla yapılıyor abi. Yok, yumurtayla yapmayacağım. Bunu en güzel böyle tasın içine, şeyin içine koyacaksın, közün üstünde. Hı-hı. Kaynayacak bu. Kendi suyuyla kaynayacak. Evet. Tuzuyla birlikte. Hı-hı. O zaman yiyeceksin. Ben yumurtayla falan hiç sevmem. Böyle çok güzelmiş. İçine hafiften tereyağı da dökebilirsin. Oo. Kaynadığı zaman. Mükemmel oluyor. Ben bunun faydalarını öğrendim. Kansere bile birmiş. Yemek lazım. Faydaları bitmekte bilmiyor. Bakın burada. Ama iyi bulmuş. Bu yağmurda gelmiş. Bunun 2 gün sonra bunlar hep kurtlanır. 2 gün ömrü var. Evet. Hemen toplamak lazım. Yani hemen toplamak. Bakın babam, şu parçayı da ağzıma atayım. Affedersiniz. Verin mi? Bakın burada. Mantar. Efsane. Lezzetli bu. İstersen biraz daha alabilirsin abi. Ben köye yerim, evde alırsın. Bunu peki bu şekilde yemek, fazla yemek zararlı olur mu? Bünye alışkın değil, rahatsız edebilir. Değil mi? Bünye yemediği için. Fazlası rahatsız. Gerçekten edebilir. Şahane. Babam biraz da toplayacak. Bir de ben mantar... Var mı? Geçen Ersin abi geldi. Var mı da orada? Bana bir yer gösterdi. Oraya git dedi. Tarla gibi. Neresi orası? Söylemem. Bir gün beraber gideriz abi. Uzun atlama şampiyonu Zao. Dünyaya yaşamaya gelmiş bu Zao. Atla bakalım Zao, ben seni köye kadar yürütmeyeceğim. Ne oldu lan bura? Heh, Zao atla. Aferin Zao ya. Kafes dövüşçüsü Zao. Zao atlama, tamam mı? Heh. Oh. Keyfe bak. Adamdaki. Adamı arabayla köye götürüyorum. Davanın arkasından. Babam orada gidiyor. Zao da tıngırı mıngırı tıngırı mıngırı arkasından gidiyordu. Atla dedim lan Zao. Seni yürütmeyeyim bu sıcakta. Eşek salmıştım. Gidelim mi köye? Hadi gidelim Zao. Bu. Onlar da keyfi böyle. Arabaya gelmiyorlar. Arabaya gelseler atacağım ama Zao atlıyor. Dumoşum çok güzel oldu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Dumoşum şahane oldu. Antikam? Ne yapıyorsun Antikam? Hadi köye gidelim, tamam mı? Köye gidin, gölgede yatın, saat 2'ye kadar dinlenin. Arkadaşlar, sanırım dede paça geri döndü. Baba paça. Yani bizim asıl paçamız geri döndü. Çünkü bu enik, şöyle söyleyeyim, paçanın küçüklüğüne çok benziyor. Zaten biliyorsunuz paçayla da eşleşti. O enik galiba bizim paçamız geri döndü. Çünkü muhtemelen o paşanın bir tane daha var. Şöyle göstereyim, bakın bir tane de dişisi var onun şurada. Bakın. Yani köpek diyelim kızanda 2-3 tane erkekle eşleşir. Ya birinden tutar
Ya hepsinden birer tane tutar. Bakın şu erkeğimiz bunu çok göstermiyorum. Bakın bu bizim aloş. Fena, çok fena. Bu da bizim diğer erkeğimiz. Bu da çok güzel. Ya onun bakışlar da çok güzel. Av, ayağımın altında çekil. Gördüğünüz gibi bakın. Paça. Yani doğuş kazan olsa diyeceğim ki doğuş kazan. Yok arkadaşlar, doğuş kazan değil. Muhtemelen paçadan iki tane tutmuş. Bakın o gördüğünüz gibi. Çok efsane olacak. Hayalimiz vardı. Paça yıldız. Olmadı. Ama oğlu paşadan bu gerçekleşti. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. Damar farklı bir şey. Ta dede paçayı atar. Afşinli paçayı atar. Ta atıyorum 30 yıl önceki soyundan atar. Bu tür durumlar olabilir. Evet, açık söylemek gerekirse paça geri döndü. Kanas, onun ismi Kanas. Karaoğlu'nun ismi Bixi. Geriye iki erkeğimiz kalıyor. Aloş ve o demin gösterdiğim. Onları sahiplendireceğiz. Primodok aşılarını yaptım. Bakımları güzel. Dişilerimiz her biri mermi gibi olacaktır. Dişilerimiz de çok kıymetli. Damızlık olarak da çok iş görecek hayvanlar. Bakın aloşumuz çok güzel. Aloş acayip kuyruk sarıyor. Yani bu aloş makine gibi olabilir arkadaşlar. Yani elinizde böyle podyumluk bir enik olabilir. Bu çok ağır başlı. Geçen gün şeyle boğuştular. Bixi ile küçük azapla. Azapa benzeyenle. Bakın orada. Bixi ile boğuştular. İkisi de çok sert. Onları eş yapacağız. Beraber büyüyecekler. Ve bir dolarımızda birkaç ay sonra ve önümüzdeki birkaç yılda gerçekten Kanas ve Bixi'yi böyle çayırlarda, bayırlarda, davarın içinde böyle tak 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 mermi gibi gezerken göreceğiz. Herkese iyi günler diliyorum. Telefonumuz hayırlı olsun arkadaşlar. Çok 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 iyi bir tercih yaptım. Bana fazlasıyla lazım olan bir şeydi. Ayısı oluyor, kurdu oluyor. O yüzden çokça işimi görecek. Daha artık bazı şeyleri daha yakından görebileceğiz. Bu anlamda yani keşke daha önce alsaydım diye düşünüyorum. Ama artık elimizde hayırlı olsun diyelim. Sizler için daha iyi videolar çekmek için telefonumuzu aldık. Zavuşki, herkese iyi günler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Akşama bir videomuz daha var. Videolarımız tüm hızıyla devam ediyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.